Yeni bir içerikten, yeni bir videodan hepinize selamlar. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi bir sonraki içeriğim hastane çantası videosu olacak demiştim. O yüzden sizler için detaylı bir hastane çantası videosu çekmek istedim. Aslında bu video içeriği aklımda yoktu ama çok fazla istek geldi. O yüzden ben de sizlerle çekmek istedim. İlk olarak şöyle ufak tefek şeyleri gösterip ana valizden başlamak istiyorum. Şimdi şöyle bir anne bebek çantası almıştım. İlk olarak bunu yanımda şu amaçla götüreceğim. Yanına atıştırmalık, yani içine atıştırmalık koyacağım. İşte şöyle minik bir makyaj çantası hazırlıyorum. Doğumdan sonraki gün çekim yaptırmayı düşünüyorum. Yani yaptırmayı değil de aslında kendimizce bir çekim yapmayı düşünüyoruz. O yüzden makyaj çantamı, düzleştiricimi, işte orada rahatça giyebileceğim terliğimi vesaire bu çantanın içine koymayı planlıyorum. O yüzden bu çantayı böyle kenara ayırdım. Henüz doldurmadık çünkü düzleştiricimi falan hala kullandığım için en son o çantayı hazırlayacağız. Belki benim hazırlamaya zamanım bile olmaz. Kardeşim falan hazırlar. Değil mi Bengi? Evet, o iş bende. Evet, çekimi Bengi yapıyor. Ve pusetimiz. Bir önceki oda turunda göstermiştim zaten pusetimizi. Pusetimizi de yanımızda götüreceğiz. Arkada hastane kapısına asacağımız Noel kuşumun kapüsüsü var. Bunların hepsini gösterdikten sonra şimdi valize geçiyorum. Benim de ilk deneyimim. Bende neler konur, neler konmaz, nasıl bir çanta hazırlanmalı, neler konmalı. Tam olarak ben de bilmediğim için çok fazla video izledim. Kimi içerik çok güzel geldi bana. Çok temiz, çok böyle sade, güzel hazırlanmıştı. Kimisi çok fazla geldi. Kendimce derledim, toparladım ve kendime bir hastane çantası oluşturdum. Hazırladığım hastane çantası belki kiminize göre ya çok gereksiz, niye bunları koydun, gerek yoktu diyebilirsiniz. Kiminize göre şunu da koyabilirdin, bence az olmuş diyebilirsiniz. Kişisel bir şey aslında. Şimdi biz normal doğum planlıyoruz bu arada. Şunu da Bengi'ye vereyim bir saniye. Bengi şunu alayım. Yani şöyle rahat rahat oturmak istiyorum. Biz normal doğum planlıyoruz. Bu yüzden de hastanede eğer gerçekten planladığımız gibi giderse her şey, sadece bir gece kalacağız. Bir gece için belki evet fazla olabilir. Ama garanti olsun istedim. Bebiş üzerimi kirletebilir, ben kendim kirletebilirim. Yani orada ne yaşayacağımı, başıma neler geleceğini bilmediğim için garanti olsun diye her şeyden biraz fazla koydum. Baştan onu söylüyorum. Ve çantamı açıyorum. Bir de biz bunu böyle güzelce Bengi'yle beraber hazırladık kardeşimle. Instagram için Reels çekmiştik. Oradan da böyle kısa haline ulaşabilirsiniz. O yüzden çanta hazır aslında şu an. Sadece çantanın içinden benim ertesi gün çekimde giyeceğim beyaz alt üst takımım var. O içinde kırışmış durumda. Onu çıkaracağız. Tekrardan ütüleyeceğim. Onu askıda götürmeyi düşünüyorum hastaneye. Böyle planlarım var işte. Neyse, zaten 38. haftaya girdik sayılır. Girdik diyebilirim. Artık 38'deyiz. Dediğim gibi normalde onu beklediğim için şu an bile şu an bile doğumum başlayabilir. O yüzden bir an önce çekim, artık bu videodan kurtulayım dedim ve başlıyorum. İzlediğim tüm hastane çantası videolarında olan bu Depend koruyucu kilot mu deniyor? Ne deniyor buna? Emici kilot. Bunu aldım. Bu 16'lı olması lazım. Evet. 16 tane var paketin içerisinde. Ben M beden aldım. Orta boy diye geçiyor. Bu paketin tamamını yanıma aldım. Fazlasını zaten eve getiririz. Sonrasında şöyle kendime boş bir çanta koydum. Buna kirlilerimi koyarım diye planlıyorum. Dediğim gibi evde rahat ettiğim bir tane terliğimi koyacağım çantama. Henüz koymadım. Şöyle birkaç tane günlük pet koydum. Lazım olur diye. Şöyle birkaç tane iç çamaşırı koydum. Sorduğum kişiler, yani danışarak gittim aslında. Hani iç çamaşırına gerek yok, direkt bunu giyebilirsin dediler. Kimisi gerek var dedi. Riske atmak istemedim. Her ikisini de koydum. Şöyle rahat ettiğim birkaç parça çorap koydum. Sonrasında bir tane emzirme atleti, iki tane de emzirme sütyeni koydum. Şöyle kenara koyayım.
İki tane de burada geceliğim var. İkisi de gecelik, çıkartmıyorum zaten. Aynı şekilde gri. Bir tanesi yarım kollu, önden düğmeli. Bunu göstereyim. Şu şekilde. Bu da böyle askılı. Aynı emzirme sütyenleri, atletleri gibi buradan böyle işte rahat emzirebilmem için şöyle çıt çıtı var. Böyle bir gecelik koydum. Dediğim gibi danışarak gittiğim için geceliğin daha rahat olacağını söylediler. Alt üst takımı hani giy çıkart giy çıkart yapmamak adına iki tane gecelik koydum. Bu şekilde. Ki fazla olduğunu da düşünmüyorum. Bence fazla değil. Olması gerektiği kadar. Çünkü dediğim gibi kirlenebilir. Üstüme bir şey dökebilirim. Terleyebilirim mesela. Sıcaklayabilirim. O yüzden değiştirmek isteyebilirim üstümü. Bunların hepsini düşünerekten 2 adet gecelik koydum. Dediğim gibi 1 adet de şey var. Alt üst takım. Onu ama çekimde giyeceğim. Bu işte yürüyüş yaparken üşürsem falan diye şöyle bir tane sabahlığım var. Şöyle göstereyim. Bu sabahlığımı koydum. Lazım olur diye de düşünüyorum. O alt üst bahsettiğim takım da bu arkadaşlar. Şöyle bayağı kırışmış hatta. Bunu bu şekilde zaten çekimde giyemem. Bunu bugün işte valizden çıkartırım. Güzelce ütüleriz. Askıyla götürmeyi planlıyorum. Altı da düz bu şekilde. Herhangi bir şey yok. Çok güzel bir toka yaptırdım ama şu an içeride kaldı. Onu ayrıyeten göstereceğim sizlere. Böyle bir beyaz alt üst takımım var. En son da inşallah hastaneden çıkarken giymek için şöyle alt üst rahat bir takım koydum. Altı da bu şekilde. Bir eşortman takımı. Kendim için koyduklarım bunlar. Sadece bu kadar. Yanımda refakatçi olarak büyük ihtimalle annem kalacak. Bir de izin verebiliriz dediler. Normalde tek kişi kalıyormuş. Ama ikinci bir kişiye de izin vereceklerini tahmin ediyorum. Kız kardeşim işte Bengi kalacak. Onlar artık kendi çantaları kendileri hazırlar diye tahmin ediyorum. Hatta bunu geri valize hiç koymayayım. Şöyle kenara koyayım. Onu ütüleyeceğim çünkü. Şimdi Noyan kuşunkilere geçiyorum. İlk olarak şöyle ilk doğduğu anda hastaneye işte hemşirelere, ebelere verilecek takımı göstermek istiyorum. Bu takımı e-bebekten almıştık. Çok açıp da şey yapmak istemiyorum aslında da şöyle normal bir 10 parça olan hastane çıkışlarından, hastane setlerinden. Ben şu şekilde yaptım. İçerisine işte zıbınını, atletini, eldivenini, beresini, bir tane bezini bu şekilde katladım ve koydum. Bunların detaylı hazırlanmış haline dediğim gibi Instagram'da reels olarak paylaştım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir tane de şöyle battaniyemiz var. Bunu ilk olarak hastaneye vereceğiz. Doğduğu an bu giydirilecek. Sonrasında yedek takımlar koydum. Bu kadar yani biraz fazla koymuş olabilirim Noyan için hazırladıklarım ama dediğim gibi nasıl süreç ilerleyecek? Bir gece mi, iki gece mi kalacağız? Hani başka bir şeyler olur da kalma süremiz uzar mı? Hiçbir fikrim yok. O yüzden riske atmak istemediğim için başında da dediğim gibi fazla koymuş olabilirim Noyan'a. Bu da beşli bir hastane çıkışı. Yine içerisine ağız mendilini koydum, bir tane bezini koydum, işte eldiveni, beresi vesaire. Yine bunu e-bebekten aldım. Bir tane takipçim bunu bize hediye olarak yapmıştı. Bu düz bir tulum. Üzerinde şöyle N harfi var. Aynı şekilde beresi var, eldivenleri var, çorabı var. Bunu koydum. İçerisine bir adet ağız mendili, yedek bir çorap ve yine bezini koydum. Bu arada bu takımı çekim yaptığımız sırada giydirmeyi planlıyorum. Bir aksilik çıkmazsa. Sonrasında şöyle bir alt üst takım koydum. Şöyle göstereyim taytını. Dediğim gibi fazla gelebilir ama belki de lazım olacak. Az bile gelecek bilmiyorum. Şu şekilde alt üst takım koydum. Yine yedek bir çorap daha koydum.
Ve şöyle bir tane daha hastane çıkışı koydum. Bu da yine beşli olanlardan. İçerisinde bezimiz var, beremiz, eldivenimiz, patiğimiz falan filan işte. Toplamda Noyana'da ilk giyeceği kıyafeti saymazsak 3 parça hastane çıkışı, bir tane de yedek alt üst takım koydum. Bu hediye arkadaşımdan, yeşil olan bu arada. Şunları da şöyle koyalım. Bu kurşuları da yine Trendyol'dan aldım. Valiz düzenleyici olarak geçiyor. Çok da rahat ettim. İyi ki böyle bunlara koyduk. En azından karma karışık değil, böyle düzenli şekilde duruyor. 2 gün kalacağımızı varsayaraktan şöyle toplamda bir 20'ye yakın bez koydum. Sleepy Naturel'in bu arada bir numarasını aldım. İlk olarak bunu tercih ettim. Sonrasında süreç nasıl ilerler? İnşallah Noyan kuşun poposu da bu bezi sever. Bundan devam ederiz. Sevmezse artık değiştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir tane şöyle bebek temizleme pamuğu koydum. İlk başta ıslak mendil kullanmayı düşünmüyorum çünkü. Her ihtimale karşı yıllarca kalmayacağım biliyorum ama pişik önleyici kremini de koydum. Nasıl bir cilde olacak, herhangi bir reaksiyonda bir şey de yani belki lazım olabilir diye pişik önleyici kremimizi koydum. 2 tane emzik koyduk. Ve şöyle 2 tane de ıslak mendil koyduk. Bunları tekrardan şöyle düzenli bir şekilde yerleştirelim. Benim şu an içeride olan hani doğumdan önce de kullandığım için göğüs ucu kremim var. Onu buraya henüz eklemedim. Şu ilk başta gösterdiğim çantaya ekleyeceğim. Göğüs kalkanı aldım. Onu çantama ekleyeceğim. Pompa falan aldım ama onu yanımda götürmeyi düşünmüyorum. Zaten bir gece bile kalsak pompayla sağacak kadar sütüm geleceğini zannetmiyorum anında. O yüzden onları yanıma ekstra yük etmedim. Aa, bir de şu var. Bunu unuttum. Bu kartımız var. Merhaba Dünya yazıyor. Noyan kuşu tabii ki çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Yüzünü gösterme konusunda biraz şeyiz o konuda. Hemen göstermeyi düşünmüyorum. Ama çekim yapacağız. O yüzden çekimde kullanmak için o yazılı şeyle, ne derler? Ne diyebilirim? Yazılı tahta. Tahta ya, yani, doğru. Yazı tahtasını da koydum. Şimdi bunların yanı sıra bir tane de böyle boş bir çanta daha koydum. Bundan Noyan kuşun kirlilerini koyarım diye planlıyorum. Şöyle bir muslin örtü koydum. Sonrasında 2 tane yine ağız bezimiz var burada, muslin. Bir tane şöyle benim omzuma atmamız için bir bez koydum. Bir muslin battaniye daha koydum. Yani toplamda 2 tane muslin battaniye koydum. Bir tane de şu boncuk battaniyelerden, nohut battaniye deniyor gerçi. Nohut battaniyemiz var bir tane. Yumuşacık. Puf puf. Bunu koydum. Zaten onlu yeni doğan takımının hastane çıkışının içinde de bir tane battaniyesi var. O ilk zaten hastaneden çıktığında, doğumdan çıktığında sarılacağı battaniye. Hastaneden çıkarken de böyle hani pusetine sararken koymak için bu nohut battaniyeyi koydum. Yani toplam 3 tane, biri kalın, 2 tanesi ince de battaniye koyduk. Hastane çantamız şu an bu şekilde. Ekstra sizce eklemem gereken şeyler var mı? Sizce eklemeli miyim? Ya da bu çok gereksiz olmuş, buna asla ihtiyacın olmayacak dediğiniz şeyler var mı? Yorum kısmına bunları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi benim de ilk defa tecrübe edineceğim bir konu. Çok fazla video izledim, çok fazla kafam karıştı. Bence bunu koymama gerek yok dediklerim de oldu, koymalıyım dediklerim de oldu. Ekstra şu an aklıma gelmeyen, unuttuğum bir şeyler var mı? Varsa beni ayıktırın, onları da gitmeden ekleyelim bir an önce. Yani hastane çantamız da bizim bu şekilde. Çok fazla da uzatmak, sıkmak istemedim bu konuda sizi. Çekim hatası. Korktum. Üstüme yukarıdan bir şey düşüyor zannettim. Çok korktum. Şimdi hastane odasını da kendimizce düzlemeyi,
süslemeyi düşünüyoruz. Kardeşim düşünüyor daha doğrusu. O iş yine bende. O iş benimle. Yapamazsam kıyamet kopar. Aynen. Çünkü çekim de yapmak istiyorum. Bakacağız süreç nasıl ilerleyecek, o kadar merak ediyorum ki. Zaten doğumun başladığı andan itibaren Allah izin verirse kamera Bengi'de olacak. Vlogla dedim. Çek, her şeyi çekebilin, her şeyi çek dedim. Kendimizce doğal bir doğum vlogu çekmeyi planlıyoruz. İnşallah her şey planladığımız gibi gider. Çok fazla da plan proje yapmamaya da çalışıyoruz. Çünkü bazen her şey planladığımız gibi gitmeyebiliyor. İnşallah hazırladığımız, koyduğumuz her şeyi hayırlı bir şekilde kullanırız. Doğan kuş hayırlı bir şekilde sağlıkla gelir. Dediğim gibi çok az bir zamanımız kaldı. Her an her şey olabilir. Heyecanlı beklemedeyiz biz. Siz de heyecanlısınız biliyorum. Yaptığınız yorumlardan bunları görebiliyorum. Bu da böyle bir içerik oldu. İnşallah beğenirsiniz. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için, bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.